Çelik düşmanlığını bırak. Çünkü gurbette kimsiz kalıp kimsesiz yalnızlıkta en ücret verdiği gibi kafede davul fikriyi dağıtmaktan ikaz eder. Grafik vaziyeti ve abdest alması yüzünü gözünü temizlemesiyle yani abdest, namaz, hareket ve nazafet gibi vazife insaniyeti ihtar eden ve ders veren kimi görüyorsun. Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en latifi olan balı, hani yedirdikleri gibi Kur'an-ı Müzi beyanda vahiy Rabbaniye mazhariyetle tefiraz olduğundan, onları sevmek lazım gelirken, sinek düşmanlığı belki insana daima muhannete dostane koşan ve her belasını çeken hayvanata düşmanlığı kadirdir, haksızlıktır. Huzurların yalnız rahatlığını def için mücadele olabilir. Nefsim ile mücadele ettiğim bir zamanda nefsim kendinde gördüğü nimet ilahiyeyi kendi maliyete vehim ederek huzuruna iftihara temettüha başladı. Ben ona dedim ki bu mülk senin değil, emanettir. O vakit nefis huzur iftiharı bıraktı. Fakat tembelliğe başladı. Benim malim olmayana ne bakayım, zayi olsun, bana ne dedi. Birden gördüm, bir sinek elime kondu. Emanetullah olan gözünü, yüzünü, anahtarını güzel temizlemeye başladı. Bir neferin mide silahını, elbisesini güzel temizlediği gibi sinek de temizliyordu. Nefsime dedim, bak, baktı, tam ders aldı. O sinek ise mağrur ve tembel nefsine hoca ve muallim oldu.